şöyle tam olarak babam bazen anlatıyor ama kendim araştırmadım ama şu aralar biraz merak saldığım da bir konu. Hani kökenimin gerçekten tamamen bir Kürt mü yoksa, çünkü bizim Hazro ismine bakınca Ermeni bir isim. O yüzden Ermenilerle bir alakamız var mı o ilişkide? Çünkü annen tarafı biraz Çerkez. Yani onun babaannesi Çerkez. Biraz o karışım var yani, annem biraz Çerkez tarafından. Ama baba tarafı yani Kürt. Bizim orada Zazaca konuşulduğu için bizim de biraz lehçe, biraz Zazaca lehçesinden ya konuşmamızdan biraz öyle. Ama bu kadar hani, çok da detaylı kendim araştırmadım açıkçası. Hani annenin anlatmasından, ninemin anlatmasından biraz öyle duyduklarımız, işittiklerimiz. O soykırım anında onların başına gelenler, işte kaçtıkları, öldürüldükleri gibi hikayeleri duydum. Bir de yeni duyduğum şeyler vardı. Mesela Ermenilerle Kürtler arasındaki o farklar var. Mesela onların daha nasıl diyeyim, daha gelişken oldukları, daha bilgili olduklarını, onların evlerini nasıl mesela daha düzenli, her şeyi düşünüp tasarladıkları ve bizim mesela Kürtlerin daha farklı evi, hani ev yapıyorlar, hani bir başımda bir çatı olsun gibi. Ama Ermenilerin daha farklı evleri bile, şekilleri olsun, dışarıda bahçe türü, hani işte daha süslü, daha her şeyi düşünüp o organize ettiklerini, o evlere baktığında onların Ermeni evleri olduklarını anlayabildiklerini biliyorum. İşte ninem anlattığı hikayeler, nasıl öldürülmüşler gibi hikayeler anlatırdı. Kaçtıklarını, işte Avrupa'ya kaçtıklarını bazen. O tür hikayelerle duydum ama tabii o zaman küçükken daha biz akıl erdiremiyorduk tabii, ama şimdi zamanla anlayabiliyorum yani orada gerçekten gerçekleşmiş hikayelerin olduğunu kavramak daha acı ama bilmek tabii daha önemli. Ya o pek anlatılmıyordu. Hani sanki hala yani çekiniyorlardı en azından. Sırf öyle hikaye gibi anlatırlardı. O da çok hani onları zorladığımızda bazı şeyleri anlatıyorlardı. Yoksa kendileri anlatmayı pek istemiyorlardı. Çok zorladık mı, çok merak ettik mi anlatıyorlardı. Ama hiçbir zaman hani hep örtülü kalmıştır. Hani hiçbir sen sormadıkça, irdelemedikçe hiçbir şey anlatmıyorlardı. Anlattıklarında da biraz istemeye, hani bir haltlık yoktu yani. O belliydi. Evleri işte dediğim gibi onların evleri hala bile yapısı, yapı açısından çok farklı. Mesela bizimkilerin hala var mı? Vardır kesinlikle. O evlere bakıp bizim Kürtlerin yani bir Kürt'ün yaptığı evle bir Ermeni'nin yaptığı ev arasında çok büyük bir fark var. Ve oradan hemen anlaşılabiliyor. Hani bu evin yapısında başka bir insanın eli var yani. Hemen anlaşılmış ki zaten Ermenilerin evi hep belliymiş yapılarından dolayı. Küçüklüğüm nasıldı? Yani hiçbir erkek yoktu evde. Hepsi bir şekilde tutukluydu ya da hapisteydi. Yani baba ya da amca gibi bir şeyi tanımıyoruz biz açıkçası. Ninem vardı. Ninem çok erkek gibi bir kadındı. Dedem ise biraz nasıl diyeyim? Yani çapkın, güzelleştirilmiş bir laf. Ama onun da pek güzel huyları olmamıştır. Hani ikinci bir eş getirmiş, genç bir eş getirmiş. Ve ninem de şey bir kadındır. Yani hiçbir şekilde bunu kabullenmemiş ve daima kavga ederlerdi. O çok nadir gelirdi. Dedem Diyarbakır'da genç eşiyle yaşardı. Biz işte ninemle, amcamın eşi ve çocuklarıyla işte Hazro'da yaşıyorduk. Ama amcamın çocukları Diyarbakır'da okuyordu. Biz ilçede okuyorduk. Biz 9 çocuktuk. Ya 8 çocuktuk. Evet. O yüzden biraz daha kendi başımıza büyüdük. Hani baba yoktu, hiçbir erkek yoktu. Abim vardı ama o da tabii küçüktü. O da daha sonra Hazro'da yaşamadı. Başka şehre gitti. O da başka bir ilçeye gitti iş için.
kendi bir başımıza büyüdük. Hani okul olsun, şu geçim olsun, hep kendi kendimize yaptık. Ve bir yandan güzel, hani boş geçirmedim küçüklüğümü ve hep o mutlulukla yaşıyorum açıkçası. Hani çocukluğumu da yaşadım, bahçeye, bağa da gittim, orada da yapıyordum. Çünkü başka bir yaşam kaynağımız yoktu. Yani bahçeye gidip ekindir, işte domatesdir, patlıcanlar, hepsini yaşadık. Yani ağaçlarımız vardı, meyve ağaçları. Bağımız da vardı, hep onun mevsimleri vardı. Güzel geçti yani, çocukluğum çok güzel geçti, eğlenceli geçti. Yani çocukluğumu yaşadım yine de. Çok çocuktuk, oynuyorduk habire tabii. İyiydi, güzeldi. Ama burada onun şeyini yaşıyorum. Hani gerçekten iyi ki çocukluğumu orada geçirmişim diyorum. Ama şey de isterdim mesela, babamın orada olup gerçekten farklı bir şekilde de büyütülmeyi daha da çok isterdim. Mesela biz orada annem ya da ninem olsun, bize hiçbir şekilde siyasi açıdan anlatmıyorlardı. Mesela niye tutuklanmışlar bile, biz bile bilmiyorduk yani. Babam niye, tamam gitmiş, tutuklanacak, o yüzden gitmiş ama neden tutuklanacak diye hiçbir neden gösterilmiyordu mesela bize. Öğretmenler sorduğunda da kendileri de biliyor ama bize soruyorlardı mesela, niye baban yok burada diye. Öyle soruyorlardı bize daima, baban nerede, niye gitti gibisinden. Bilmiyorum diyordum yani, amcamın da sırf asker kaçağı olduğu için tutuklu bulunduğunu söylediler bize. Tabii daha sonra hiçbir şeyin öyle olmadığını da tabii öğrendik. Ama yani bize pek bir açıklık getirilmedi. Hani kendi hayatımızı yaşıyorduk bir şekilde ama her şeyden, siyasi açıdan her şeyden uzaktık. Yani okula gidiyorduk, bir şekilde oynuyorduk, şudur budur yani, o tür şeylerle geçtim. Babamı açıkçası buraya geldiğimde gördüm. Yani 13 yaşında. Küçükken, çok küçükken görmüşümdür ama hatırlamıyorum. O da hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Fotoğraflarından tanıyordum babamı. Yoksa o Avrupa'daydı. Öyle yani, 13 yaşında babamla tanıştım. Evet. Yani aile olarak Almanya'da bir aile olduk açıkçası. Çünkü Türkiye'deyken, Diyarbakır'dayken öyle değildik. Ama aynı zamanda çocukluğunu yaşama da var yani. Aynı zamanda Kur'an kursuna gidip orada da yardım etme şeyleri de var. Yani her anlamda bir baba yoktu yani, amca da yoktu. Dede de geldiğinde daima kavga vardı. O yüzden farklı bir şeydi. Yani babamı da burada tanıdık. Tabii belli bir yaştan sonra da artık biraz farklı bir boyut alıyor. Hani babayı ne kadar tanıyabilirsin, o sevgiyi nasıl olur diye. Zorluklar da çektik yani. Türkçemi geliştirdiğim yerde Almanya oldu. O da tuhaf bir şey. Çünkü çok Türk olduğu için arkadaşlar Türk, çevre Türk bir şekilde. Onlardan Türkçeyi öğrendim yani. Geliştirdim konuşmasını. Geldiğimde belli oluyordu yani, doğudan geldim. Doğru dürüst konuşamıyordum. Daha sonra burada öğrendim tabii. İyi yani. O da farklı bir şey. Almanya'da Türkçe öğrenmek. O zaman ben kapalı birisiydim. Küçüktüm ama kapanıyordum da. Namazımı da çok kılardım. Yani ben de dine bağlanmıştım. Ama neden bağlanmıştım onu da bilmiyorum. Hani öyle bir bağlılık vardı sonuçta, öyle bana gösterilmişti. Yapıyordum, çok bağlıydım ama daha sonra amcam hapisten çıktıktan sonra kabul, hani dedi çıkaracaksın. Zaten o dönemde de ben buraya geldim. Burada da devam ediyordum hani okumaya. Ama belli bir zamandan sonra okumamaya başladım ve okumuyorum. Ama biliyorum yani. Kapalı değildim ama şeyi yapardım. Mesela uzun eteklerimi giyerdim. Kapalı şeyim vardı. Pantolon giyme gibi bir şeyim yoktu hiçbir zaman. Çok radikaldim. Ama zamanla yani pantolon, bol pantolon giymeye de başladım. Daha sonra normal cinslere de gittim. O tür yani, öyle şeylerim oldu yani. Yani topluma ayak uydurmaya başladım. Ama zamanla da hani sırf topluma ayak uydurmanın da yeterli olmadığını, hani biraz kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonuçta oradaki siyasi açıdan çok
Yani bilgilenmeyişim illaki burada beni zor durumda bıraktı. Sonuçta kendini tanımıyorsan burada topluma ayak uydurabilirsin. Hani onlar gibi olabilirsin ama en büyük sorun hani kendimi tanımayışımdı. Hani kendimi geliştirmek istiyordum. Zamanla bunu da artık hani yapmaya çalıştım. Hala yapıyorum. Eksikliklerimi düzeltmeye çalışıyorum. Hani kendimi geliştiriyorum. Neyi neden yaptım ya da bir inanışım varsa niye inanıyorum gibi sorgulamaya başlıyorum. Hani artık buraya geldikten sonra bazı şeyleri gördükten sonra hani Kürdüm diyebiliyorum. Mesela Hazro'dayken bu şeyim yoktu. Mesela o Kürt olduğum belli. Kürtçe konuşuyoruz. Türkçe bilmiyorum mesela. Yani ilçede Türkçe sırf okulda konuşuyordun. Evde herkes yani ilçe Kürtçe. Ama hani o Kürtlük şeyi yoktu. Hani ben Kürdüm diye bir şey yok. Sonuçta herkes Kürt. O ayrımı yoktu. Hani Türk Kürt gibi denilen hani o ayrım. Ama buraya geldikten sonra herkes açık açık Kürdüm işte kimisi Aleviyim diyor. Türküm işte şuyum o farklılıklar çıkmaya başlıyor. Ama işte neden bu olduğumu yani tam Kürdüm ama ne diye Kürdüm? Diğer yandan aslında orada kalmayı da tercih ederdim. Ama etmediğim nokta ninemin tabii evlendireceği olacaktı. Ama ettiğim konuda hani burada bazı şeyler yani haklarımız daha fazla, bazı şeyleri daha farklı görebiliyorsun. Ama tabii oradaki hayatı da unutamıyor insan. Mesela o çocukluğumu dolu dolu yaşama şu an gittiğimde çok boş görünüyor bana. Bir kere gittim bir iki defa Hatra'ya. Mesela bomboş geliyor ilçe bana ve o çocukluğumun o zaman orada geçmesini çok sevindiriyor. Hani ben çocukken daha farklıydı burası. Ve iyi ki şu an bu durumda burada değilim. Mesela Almanya'daki durumumu da öyle görüyorum. İyi ki buradayım ama o eksiklik var. Hani buradaki şeyi yaşamama da var. Gençliktir işte buradaki bu dönem nasıl geçinmeli aslında nasıl yaşanmalı diye dediğim de oluyor. Gerçekten bu şekilde mi yaşamalıyım? Hani biraz çok monoton, çok sıkıcı bir şekilde hani belli ölçütler var. Bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. O yüzden o anlamda da biraz pek o dönemimi de beğenmedim buradaki yaşantım açısından. Şimdi onu biraz şey yapmaya çalışıyorum, değiştirmeye çalışıyorum. O anlamda. Artık bize doğal gelmişti. Askerler geliyor, evi basıyor. İşte damlarda, her yerde, her evin damında askerler var. Ellerinde silahlarıyla sana geliyorlar işte. Ve evi arıyorlar işte. Bir şey yok mu? Neredeler onlar? Diyorlar. Biz biliyoruz gibi konuşmalar geçiyor. Ama hani biz o kadar şey yapmadık. Çünkü bizi farklı yönlere hani mesela bağa gidiyorduk, bahçeye gidiyorduk, oynuyorduk. O şeylik vardı ama mesela abimi de tutukluyorlardı. Şey karakol yani daha doğrusu cezaevi şeydeydi, merkezdeydi, Hazro'nun merkezinde. Ve bizim evde bir terası gibi vardı. Ve oradan orada olduğumuzda mesela abimi bir iki kere tutuklamışlardı. Onlara işkence yaptıklarında biz damdan duyabiliyoruz. Yani onun bağırışı, çağırışı. Annem hep damda oturur, onu dinler, ağlardı. O kadar yani. Ve onu mesela tutukladıklarında şeyi hatırlıyorum. Bizim bahçe de o taraftaydı. Biz bahçeden çıktığımızda ekstra oradan geçiyorduk. Abim belki çünkü sıcaktı bizim orası yazın. Abimi betona oturtuyorlardı. O gün işte gözü kapalı, elleri tam yani gerçekten şu an Amerikan askerlerinin diğer millete yaptıklarını onlara yapıyorlardı. Biz oradan geçtiğimizde bakıyorduk abimiz orada mı diye. Ya işkenceler yapılıyordu akşamları. Müthiş yani sessiz oluyordu. Herkes o bağırışmaları duyabiliyordu yani. Mesela işkence ettiklerinde ben de gidip dama oturuyordum. O sesleri bana da geliyordu. Tabii ki üzülüyordum. Niye ona bunu yapıyorlar? Üzülüyordum. Yani bahçeden çıktığımda hemen oradan onu görmek istiyordum. Niye hani onu orada bırakmışlar? O şeyler vardı. Hani o baskılar vardı. O biliyorduk bazı şeyleri. Hissediyorduk. Görüyorduk. Sonuçta askerler habire bizim eve basıyorlardı. Ama çatışmalar oluyordu. Daima bizim eve şey vuruyorlardı. Silahla bizim eve vuruyorlardı. Ve bizim dış
dış taraftan hep evde delik deşik olmuştur. Savaş çatıştılar mı biz hemen en arka kilere gidiyorduk. Ki şey kurşun gelirse ya da herhangi bir şey olursa bize bir şey olmasın diye. Gece yarıları çıkardık ederdik. Yani savaş içerisindeydik ama yine de alışmıştık. O duruma bile alışmıştık. Yani savaş oluyor. Akşam çatışma oluyor. Sabah biz okula gidiyorduk. O tür bir şey yani. Her şeye alıştırılmıştık bir şekilde. Her Diyarbakır'a gittiğimde sevinirdim. Ama Ankara'ya gitmek daha wow dediğim bir olaydı. Çok dev metrosu vardı. Orada işte oraya girmek için o işte demirler böyle iniyor çıkıyor. Sonra işte yürüyen merdivenlere ilk defa işte biniyorsun. Çok tuhaftı yani. Çok hoşuma gitti. Mesela orada ilk defa bu alışveriş merkezleri olur birkaç katlı. Oraya gitmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Fotoğraflar almıştım. Ve hani gidip bizim arkadaşlara anlatmak için ben işte Ankara'ya gittim. Orada böyle böyle bir alışveriş merkezine gittim gibi şeyler vardı. Ama orada da dışlandığımı da fark ettim. Mesela dış... aslında orada biraz fark ettik. Sonuçta ben mesela giyim kuşam bile olsun, tavırlardan olsun onlardan çok farklı olduğumu, bu belki küçük şehirde büyümem de var ama mesela onların ya o zaman aslında biraz farklı, onlarla biz aynı değiliz ayrımına vardık yani. Direkt Berlin'e geldim. Gel işte zaten siz bizim evi gördünüz. Hı-hı. İlk geldiğimizden beri o evdeydik. Evdeyiz. Biz Diyarbakır'dayken hep anlatırlardı Almanya, Almanya işte herkes böyle durum. Hani maddi açıdan çok iyi, çok güzel. Her gelen anlatıyordu işte herkesin hani evi var, herkesin kendisine göre odası var. Sonuçta biz hepimiz bir odada yataklar vardı, döşeklerde. Hepimiz beraber yatardık. Orada herkesin odası var, herkesin özel bir hayatı var. Biz şey cennet yani diye kafamızda oluşturduk. Ama sonra geldiğimizde böyle bir hayal kırıklığı oldu çünkü öyle bir şey yoktu. Normal bir apartmana geldik ve 3 odalı yani. O yüzden bir ilk önce bir şok yaşadık. O zaman ben daha çok oraya bağlıydım. Yani ben hala da kendi memleketime daha çok bağlıyım. Tabii burada şey anlamında değil, buradaki toplumdan uzaklaşma veya onları sevmiyorum, Almanlardan uzaklaşmam gerek diye bir düşünceyle de değil. Sırf orayı daha çok seviyorum. Oradaki hayat bana daha çekici, daha güzel geliyor. O yüzden hani Almanya'daki insanlar da tabii güzel, hoş her anlamda burada rahatız, her istediğimizi elde edebiliyoruz. Ama memleketime gidip gerçekten artık kendini tanıdıktan sonra, halkını tanıdıktan sonra halkım için bir şey yapmayı daha çok tercih ediyorum. Yani burada her şey var zaten, insanlar zaten bıkmış her şeyin olmasından. O yüzden orada daha çok aslında insanlara yardım gerek ya da bilgilenme olsun, kadın hakları olsun. Her açıdan oraya, ileride oraya gitmeyi isterim. Yani burada belli bir dönem yaşayıp daha sonra orada bir geri dönüş isteğim var yani. Diyarbakır yani istiyorum o türlü.